İki Teker'in yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Yamaha R6'mıza ciğer takacağız. Motorun bildiğiniz gibi egzozunu ben değiştirmiştim. Şimdi sırada hava filtresi. Hava filtresini de aldım. Almışken de değiştireyim, bunu da kaydedeyim. Size de güzel bir video olsun diye düşündüm. Bakalım eğer hava kararmadan bunu başarabilirsem ne mutlu bana. Neredeyse hava kararmak üzere. Motorumuza hava filtresini bakalım. Takabileceğiz mi? Motoru önce şuraya bir çıkaracağım. Daha rahat çalışabilmek için. Sonra motorumuza hava filtremizi takalım. Yeni bebeğimiz burada. Onu zaten videosunu izlemişsinizdir. Görmüşsünüzdür diye umuyorum. Görmediyseniz o videoya da bir bakın. Hadi o zaman motorumuzu dışarıya çıkaralım. Hemen hava filtresini takmaya çalışalım. Evet, motorumuzu dışarıya alacağız şimdi. Eminim hepiniz tahmin ediyorsunuzdur hava filtresini hangisinden aldığımı. Hava filtresini size şöyle göstereyim. KN'nin, KN diyorlar burada. KN'nin hava filtresi. Cevaplayalım mı? Hava filtresi ne işe yarıyor? Neden böyle bir hava filtresi aldım? Şimdi motoru dışarıya alırken size bunu anlatayım biraz. Motorun egzozla birlikte hava çıkışını açtık. Hadi bakayım, devirmeden motoru çıkarabileceğiz mi? Hop, buraya bir dokundu ayaklı. Çok önemli değil, ayaklık olduğu için. Şimdi motorun abi egzoz takarak zaten şeyini açıyorsun. Yani hava çıkışını açıyorsun. Hava girişini de ona göre dengelemen lazım. Çıkış şu an fazla. Ortada susturucu vesaire falan yok. Direkt çıkıyor. Ona göre de girişini ayarlaman lazım. Sonra da yazılım attırarak yakıt hava karışımını ayarlaman lazım. Şimdi biz ne yaptık? Egzozu taktık. Motor aslında şu an fakir karışım yapıyor. Şimdi hava filtresini de değiştireceğiz. Daha da fakir olacak. O yüzden daha sonra yazılım attıracağız. Artık onu yaza doğru yaparız. Önce bunu yapabilmem için şuradan göstereyim size. Bu işlemleri yapabilmek için birkaç tane burada adım var. Depoyu sökeceğiz. Depoyu buradan kaldıracağız. Şu yukarıda durabilir. Burada bir vida. Şuralarında iki tane vida. Bir de koltuğu çıkarmam lazım. Sonra depoyu kaldıracağız. Hava kutusunu göreceğiz. Hava kutusundan sonra da filtremizi de artık motorumuza takacağız. Hemen şeylere geçelim. Buralardan sökmeye başlayayım ben. Kapak bir. Birinci kapağımızı aldık. Aynı işlemi diğer tarafa da yapacağız şimdi. İkinci kapağımızı da aldık. Şimdi koltuğumuzu çıkaracağız. Selemizi daha doğrusu. Her zamanki gibi bir şey kaybetmek de üzerime yoktur. Şeyi düşürdük oraya. Şimdi selemizi kaldırıyoruz. Ki düşürdüğüm şeyi de hemen buldum. Buradaki vidalara rahat erişebilelim. Sonra depoyu kaldıracağız ve depodan sonra da hava filtremize ulaşmış olacağız. Bunu da buradan alayım ki el altında durmasın. Temiz çalışalım. Önce buradaki vidayı sökmemiz lazım. Bunu da nasıl sıkmışsam güzel sıkmışım. Şimdi şunu çıkaracağız. Fazla benzini atmaya sağlayan tahliye borusu. Şurayı açmamız lazım. Aynı şekilde diğer tarafını da sökeceğiz. Bu vidayı kaybetmemek lazım. Hani şu önemli vidalar. Hemen karşısını da sökelim. Bu vidamızı da aldık. Şimdi de bu vidalar gevşeterek motorumuzun deposunu kaldırmaya elverişli hale geleceğiz. Bunlar kaç? 12'dir büyük ihtimal. 10 mu acaba? 12 değilmiş. Bakalım 10 mu? 10'muş aynen. Karşısı da tabii dönüyor haliyle. Karşısını tutmak lazım. Hemen karşısından da 10'unu alıyoruz. Buraya girecek mi? Girmeyecek. Güzel. Ne yapıyoruz? Uzatma. Evet. Bu da gevşediğine göre. Depoyu çıkaracağım. Depoyu çıkarmamın sebebi daha kolay çalışabilmek. Yoksa depoyu çıkarmadan da bu işi gayet güzel yapabiliriz. De bakalım, ben motorun deposunu daha önceden hiç çıkarmadım. Şu an depo dolu mu boş mu onu da bilmiyorum ya. Depoyu kaldırınca altında birkaç tane bağlantı noktası var. O bağlantı noktasını sökmem lazım. Onu söktükten sonra da gayet rahat bir şekilde depoya erişebilmemiz lazım. Şurayı çıkardım. Diğer tarafını da çıkarmam lazım. Bunun yanılmıyorsam diğer tarafında da bir şeyler var mı? Evet, aynısının diğer tarafı da var. Onu da zaten çıkarmışım daha önceden. Şimdi bir kaldırıp bakalım depomuzu. Altı nasıl? Evet, şurada bir tane konnektörümüz var. Onu gösterebilecek miyim size bakayım. Kamerayı şöyle alayım. Evet, gördüğünüz üzere orada bir tane konnektör var. Bakalım. Büyük ihtimal benzin pompasının konnektörü. Evet, o konnektörü çıkardım. Şimdi benzin pompasını çıkaracağım ama benzin akar mı bilmiyorum. Normalde akmaması lazım. Her ihtimale karşı bu bezi de oraya koyacağım. Ki etrafı leşlemeyelim. Evet, gayet kolay bir şekilde benzin çıktı. Yani benzin pompasının hortumu çıkmış oldu. Bu şekilde depomuzu buradan ayıralım ve güvenli bir yere koyalım. Evet, gördüğünüz üzere artık hava kutumuza bu vidaları sökerek ulaşmış olacağız. Şimdi gelin onları sökelim. Başlayalım işe.
çok daha hava kararmadan bu videoyu bitirelim. Burada yaklaşık olarak 10 küsür tane vida olması lazım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 miymiş? Buradan 11 tane vida çıkardık. Bunları tabii kaybetmemek lazım. Şimdi bu şeyi de sökeceğim. Bu pompayı da sökmem lazım. Ve bunu nasıl sökeceğimi bilmiyorum. Böyle çevirip bunun bir şeyi vardı ama. Ya da aşağı doğru. Ha, klipsini alçıp buralardan bastırıp sanırım aşağı doğru çekiyorduk ve doğru, evet. Bunu da tabii kaybetmemek lazım. Bunu kaybederse kapı yutarız. Buradan da benzin akmadı. Güzel. Şimdi kutumuzu. Yay. Kutumuzu şöyle geriye doğru yatırabiliriz. Şimdi. Evet. Hava filtremizi görüyoruz. Bakalım ne durumda. Alalım hemen hava filtremizi. Bu orijinal hava filtresi. Neden çıkmıyorsun acaba? Bir şey mi tutuyor bunu? Şimdi millet şey diyor, buralara bir şey kapatın ki bir şey düşmesin diye. Ama bu zaten buraya bir şey kaçması çok imkansız gibi bir şey şu an. Evet. Hava filtremiz böyle bir şeymiş. Diğer tarafını açabilecek miyiz? Asıl filtrenin olduğu kısmı çıkaramadım. Neyse böyle. Bu orijinal hava filtresi. Bunu şimdi bunun yerine KN'nin hava filtresini takacağız. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Dediğim gibi motorun hava girişini rahatlatmak için. Tüm amaç bu. Bunun buraya oturması önemli. O yüzden oturduğuna emin olmak istiyorum. Evet. Gayet de güzel oturdu. Şimdi bu filtreyi ben kaça aldım? Bu filtreyi Amazon'dan aldım. 45 dolara. Orijinal filtre, yani filtre 65 dolardı. Şimdi bunu hemen tekrar kapağını geri kapatalım. Hafiften benzin damladı. Bayağı şu an akıyor. Pompayı söktüğümüz için. Şimdi pompamızı tık diye oturdu. Evet. Bunu da geri yerine oturtturduk. Şimdi mi tam oturdu lan? Demin tam oturtamamışız demek ki. Aynen. Böyleymiş. Önce bunu geriye çekiyorsun. Şunu geriye çekiyorsun. Sonra itiyorsun. Öyle kilitleniyormuş. Şimdi bunu yerine oturtturduk. Tık. Gayet de güzel oldu. Sağlam oldu. Şimdi tekrar vidalarını geri takacağız. Vidalarını geri takarken de matkapla takmayı düşünmüyorum. Çünkü zarar verebiliriz. Zarar vermek istemiyorum. Ya da belli bir şeye kadar vidayla takılabilir ama gerek var mı? Gerek yok. İnsan böyle birkaç tane vidayı yalama edince sonra tırsıyor. Şuralarını takalım. Of. Siz göremediniz tabii de adam eve girerken bam diye arabanın önüne vurdu. Tüm vidaları kontrol ediyorum. Takmış mıyım hepsini? Takmışım. Sağlam mı? Sağlam. Oynuyor mu? Oynamıyor. Şimdi hemen depomuzu geri koyacağız. Aslında bunu açmışken şu egzafın servo motorunu falan da sökmek lazım ama şurada. Şimdi onunla ilgilenmeyeceğim. Bununla daha sonra ilgileniriz. Bunu da normalde buradan sökmem lazım çünkü artık işlevini yerine getirmiyor. Sadece şu an burada yer kaplıyor. Neyse onu bir ara sökeriz. Depomuzu yerine takalım. Depomuzda da bayağı az benzin kalmış. Az benzin kalması bizim için güzel. Bakalım da bir şey girmesin içine. Böyle olması lazım. Şimdi hemen benzin pompamızın hortumunu takalım. Sanırım oldu. Soketimizi de taktık. Bir çalıştıralım bakalım. Ha, tabii şu şeyleri unutmamak lazım. Evet. Burada çıkardığımız şeyler vardı. Benzin tahliye borularını geri takalım yerine. Bu tarafı oturtturduk. Diğer tarafı da oturtturalım. İki tarafı da oturtturduk. Şimdi depomuzun yağını takalım. Ha, önce bir motoru bir çalıştıralım bakalım. Kapatıp bir iki tane daha şey yapacağım. Enjeksiyon çalışsın ki benzin isin içeriye. Çalıştıralım bakalım. Şu an bile gaz tepkisinin canlandığını hissediyorum yani. Evet. Depomuzu da buraya sıkıştırdık. Diğer taraflarını da halledelim. Sonra işimiz bitsin. Aynı işlemin tersi. Şu an yapacağımız başka ekstra bir şey yok. Bu taraf tamam. Burada tamam. Şimdi burayı da takalım. Burayı da hallettik. İşimiz tamam. Bir tek şimdi yan kapakları takacağız. Bir de seleyi takacağız. Hemen takalım yan kapaklarımızı da. Selemizi de takınca bizim iş tamamdır.
Evet, her şey bittiğine göre şimdi motoru bir çalıştıralım, ısınsın bakalım nasıl hava nefes alıyor. Bir bakayım ciğerine. Hop. Biraz zaman verelim kendisine. Alışamadı daha şu an yeni ciğerlerine. Organ nakli. Yamaha R6'ya organ nakli yaptım. Kendine geldi. Biraz çalışın, ısınsın. Evet dostlar, şurada hazır şu ışıktan yararlanalım. Gördünüz, yarım saat gibi kısa bir sürede motorun hava filtresini değiştirdik. Bunun için servise falan gitmeye gerek yok. Eski hava filtresi buradaydı. Bu KN'leri falan böyle sonradan taktınız. Oh, hava filtresi de bayağı kirlenmiş. Ne, buradan görünüyor mu içi de? Bunu bir daha değiştirip 45-50 dolar vermek yerine KN alıp yağlayıp kullanabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Yani bir daha tekrar hava filtresi değiştirmeye gerek yok diye düşünüyorum. Durum böyle. Yolda falan da test ederiz daha sonraki videoda. Beğenmeyi, takip etmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz.